Evet değerli izleyiciler, bu hafta İskele'deyik. Yani Dirigoma'dayık. Eski adı Dirigoma, yeni adı İskele. Biz bugün sizlere otantik Kıbrıs mutfağının unutulan tatlarından ve unutulan kültürel değerlerinden birini anlatmaya çalışacağız. Ve biz bugün İskele'de Latif Bey'le beraberiz. Kemal Et Pazarı'nın sahibi aynı zamanda. Kemal Bey nasılsın? Sağ olasın. Bugün beraberik. Evet. Geçen hafta beraberdik. Hatırladın? Evet, evet. Üretim yaptık yerin altında. Bugün de değnek kebap yapacağız. Değnek kebap yapacağız. Şimdi değnek kebap yapmak için ne tür bir et kullanmak lazımdır? Vallahi hiç istediğin zevke göre et kullanılır. İstediğin... En güzel et hangisidir değnek kebap için? En güzel et besli koyun ya keçi. Besli kısır, koyun ya keçi. Kısır. Kısır olur. Olacak özellikle. Evet. Sen bunu ne zaman öğrendin? Biz bunu o yandayken amcam ne falan yapardı. Köyde Alefdora'dayken. Alefdora'da, babanın taraflarında. Evet. Amcam kasabıydı işte, amcam yapar. Ben de öyle çocuğum da yapardı. Şu yardım edemedi. Ondan geldi yani şeyinde yapardık beraber. Ben sana bir şey sorayım şimdi. Sen bana şunu söyle. Kıbrıs mutfağında kaç türlü kebap vardır? Bana sayabilirim. Kaç türlü kebap vardır? Hep bana söyle abi. Çeşit. Fırın kebabı var. Fırın kebabı var. Olur. Sinide. Değnekte evet. Olur. Değnekte olur. Atması olur. Bunun bir daha atan dalların üstüne kendisini. Esas şey. Evet. Evet tamam. Başka... Derinin içinde yapan lefçili o. Derinin içinde evet güzel. Derinin içinde onu yapacak değil mi? Onu göstereyim yapacak. Göstereyim şeye evet. Dünyaya. Evet. Ne kadar çok zengindir mutfak görsünler. Evet. Kıbrıs evet. Mutfağını. Daha çok çeşitleri var. Yani şimdi hatırımda kalanlar bunlar. Şeftali kebabı, şiş kebabı, pirzola var. Ciğer kebabı var. Ciğer var. Değil mi? Hep et, buna oluyor. Bizim belki 50 çeşit şey vardır bugün yay fırında. Çeşit zevkini göre istediğin gibi yapan kendisini. Evet. Ve bu şu anda da. Unutulan bir evet, kebap evet, değil mi bu? Evet. Değnek kebabı. Sonra bu kolaylık yani takan yeni mesela 50 kişi bir aile toplantımı falan ne şey ister ne taba ister. Değnekten çıkarın servis yapan yani. Yani pratik iş. Şimdi bir şey sorayım sahibi hanım. Bu dedik ya keçi olur değil mi? Kısır keçi ya kısır koyun evet. Ya kısır koyun. Semih sahibi olacak. Semih sahibi olacak. En son bunu sen ne zaman yaptın? Son güneydeyken köyde yapardım. Hangi yıl? Aşağı yukarı. 74'lerde falan işte. Yaptın Alefdora'da? Evet. Alefdora'da. Evet. Fırında mı dışarıda mı yaptın? Fırında yapardık. Fırında yaptık. Değerli izleyiciler, değnek kebabı Kıbrıs mutfağında geleneksel bir kebap türüdür. Bu unutulan bir tattır, bir kebap türüdür. Günümüzdeki kebaplar ise bildiğimiz gibi şiş kebabı, şeftali kebabı, pirzola gibi mangal kebaplarıdır. Değnek kebabı çok eskiye dayanıyor. Bir kültürdür aynı zamanda. Ve bu şinyat denetlerinin üzerine takılı şiş olarak ve orada pişirilir. İki türlü pişiyor. Bir tanesi açıkta pişer. Böyle büyük denetler olur. Şimdi bunu göreceğiz hep beraber. Şinyat denetler olur böyle. Bu daha büyüktür genelde. Bu mangal türü bir araç üzerinde bunu çevirirsiniz çatallı ve iki... Tabii. Evet, çatallıdır tabii ki şeyde. Bu 2-3 saatte pişer. Bunun keyfi ve zevki bunu pişirirken, ızgara yaparken bu döndürürsünüz bunu arada bir ve üzerine keserek yersiniz de aynı zamanda bunu. Bugünkü yöntemimiz daha farklıdır. Bugün ne yapıyor biz Atif Bey? Bir de bunu Zekai Bey sana söyleyeyim. Bir de bunu mesela yaparlar ve satarlardı. O zaman okkaydı mesela. Örneğin mesela Zekai Altan iki okka koyma böğün derdi. Kasaplara söyledi mi? Kasaba evet, söyledi yapan adama. Evet, evet. İki okka derdi. Nereden belli olacak bu? İki okkayı takardı buna. Burada iki tane cızıcık kurdu. Nişan. Evet. Bu geldiğinde sen iki okka bu Zekai Altan'ındır. Heh. Alırdın kendisini. Evet. Efendim Ahmet bir okka ister. Ona bir cızıcık kurdun. Belli bir nişancı kurdun değneğe. Alır verirdin kendisini. Evet. Demek ki hani bu ticari şekli de böyle olurdu bunun. Demek ki bu aynı zamanda evet. Fırında yapılır gene değil mi? Fırında yapılır tabii. Kiremit üstünde yapılırdı. Kiremitte yapan istersen alt sinigon altına badadır gon. Sinin üstüne gon altında badadır da pişer bunun. Öyle o yağından, o yağından evet. Gene içine badadizin suyunu koyan, evet. Her şeyi koyan badadizin. Evet, normal evet. Koyan. Tabii. Evet değerli izleyiciler, burada bir ayrıntıya giriyoruz. Şimdi değnek kebabı unutulan bir tattır. Unutulan bir kebap türüdür otantik Kıbrıs mutfağında. Ve biraz da yöresel damak tatlarına girer mi? Evet, belki girebilir. Şu andaki saplağımız bizim. Alektora'dır. Ama Mustafa Cemal da, iyi saatte olsun, yakın dostumuz. O da bunu reçhada yapıyordu. Aynı şekilde reçhada yapılırdı. Demek ki bu yöresel damak tadı değildir. Daha genel anlamda Kıbrıs adasının, ada kültürünün, ada mutfağının genelde yapılan bir kebabıdır bu. Şimdi etimiz hazır. Sabahtan fırınımızı yaktık 2 saat. 2 saat yandı. Biz bugün
dene kebabını fırında yapıyoruz. Fırında iki türlü yapılıyor. Bir tanesi gördüğünüz gibi şinya denetlerine dizilir ve kiremit üzerine atılır. İki saatte pişirilir. İkinci yöntem çok eskiden sinik kullanılırdı. İçerisine badayoz konurdu ve şinya deneyi üzerindeki kebaplar da siniğe bırakılıp öyle pişirilirdi. Doğru mu? Öyledir abi. Öyledir. Tamam şimdi Latif Bey. Tabii. Şimdi biz etimizi aldık. Bunu parçalayalım istersen bir. Yavaş yavaş. Evet. Şimdi mesela Göksel Türcan Derişan yiyecek. Mesela şimdi bize istedik koyacak. İnşallah üstüne. İnşallah koyacak mıyız da istemez. Satacak olsam valla ama şey değil. Bizim çıkaracak. Yiyecek istemez. Ama ya. İstersen öyle yani görünsün diye biz şey diye yaparız. Onu yaparız. Ya, şey belli olsun. Türcan en azından. Belli olsun. Evet şimdi böyle, böyle parça parça kesildi mi? Evet böylece etlerimiz iyice böyle büyük parça olarak kesiliyor. Evet. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bunu açıkla bize bir bilgi şimdi olarak. Bunları değneklerin üstüne dizelim. Bu ne değneğidir? Yani. Şinya değneğidir. Şinya değneği. Evet. Yöntem bu değerli izleyiciler. Bunlar içerisine geçirilir, denek içerisine dizilir. Ve biraz sonra biz onu kiremide koyacağız biz. Ama diğer yöntemle de bu mangal üzerinde pişiriliyor. Bu tamamen unutulan bir kebap türümüzdür. Adamızda, ülkemizde. Tam unutulmuştur. Bunun da yapılması, yenmesi çok büyük bir keyif taşır gerçekten. Daha çok ovalarda yapılır bunlar. Değil mi? Evet. Ovalarda yapılır bunlar. Bir yöntem değerli izleyiciler, bu etleri böyle veya büyük parçayı böyle çengelle asarlar fırın içerisine. Bunu Gilan'da görebilirsiniz, Gilan köyünde. Bu da ayrı bir yöntemdir yapılan. Sonuçta her şey etkileyen bir mutfaktır. Etkisini görüyoruz her ülkelerde olduğu gibi. Evet. Bunlar hazır. Ne yapıyoruz şimdi? Gel buraya tipe istersen. Buradan gel istersen. Dur yanıma. Şimdi tuzlayıp onu kekikleyiyoruz biz. Böyle iyice tuzansın onlar. Bu temsil ne olursa görmez. Evet bunlarca tuzlanıp üzerine koyacağı kekik koyacağı. Evet. Ya ister mi bunlar? Yok. İstemez ya değil mi? Evet. Kekiği satın al bari. O askeri kalan getirdi Deren köyde ama bitti bir dakika. Ben bunu baharatçıdan alırım. Evet. Böylece üzeri tuzlanıyor ve kekikleniyor değerli izleyiciler. Ve otantik mutfağının çok güzel bir lezzetini yapıyor değil mi? Evet. Güzel lezzetli. En son bunu yaptığım oldu o tarafta kuzeyde. Yok. İlk defa yapıyorum. En son yaptığın 74 harbundan önceydi. 74'te daha güneydeydik falan. Güneydeydik falan. Evet bu hazır şimdi. Şimdi bu hazırdır. Ne yapıyoruz? Fırına koyacak. Fırına koyacak. Evet Latife şimdi yavaş yavaş bunu hazırladık. Hazırladık fırına hazırdır bu. Değerli izleyiciler Alehtora'dan sonra ilk kez burada yapıldı şu anda. En son yaptığın Alehtora değil mi? Evet, evet. O gün neyi hatırlan? Hatırlarım. Özler miyim? Özlerim. Çok özlerim. Çok özlerim. Ne çok özlerim. Alehtora neyi güzel o tarafta? Her şey havası, suyu, kuzusu, su, her şey. Hepsi değil. Bambaşkaydı. 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 Onu çok betmez çıkardı. Betmez, üzüm, harnıp, her bir şey vardı. Her bir ve şey. Ve artı evet, kebabı. Evet. Evet, 70'in tarafından sonra şu anda gerçek otantik Kıbrıs mutfağının bir kebabını Latif Bey'le beraber yapıyoruz. Ve şimdi fırına açıyoruz hep beraber. Hadi gidelim. Gidelim seyredim. Bu kaybısı nasıldır? Evet, etlerimiz hazır. Fırına geldik. Şimdi bunu ne yapıyoruz Latif Bey? Salıyoruz değil mi? Evet. Evet, salma diyoruz biz ona. Evet, bunu sıralım. Şimdi değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi fırın içerisinde de kiremitlerimiz vardı. Tabii bir de eski bir vardı kiremit. Böyle şey, oluk kiremit. Evet. O da iyi mi bu mu iyi? O da o yoksa mermer de olur. Mermer de olur. Doğal Kıbrıs mermeri nasıl var nasıl bizim. Nasıl yapılırdı? İlk oluk kiremit üzerineydi. Bunların üstüne de koyduk. Bundan önceydi oluk kiremit. Doğal mermer var bizim Kıbrıs'ın mermeri. Onun üstüne olur. Evet.
Evet, şimdi son kolum bunlar o zaman. Salalım. Evet, şimdi kebaplarımızı saldık değerli izleyiciler. Fırınımız 2 saat yandı aralıksız. Şimdi kapayacak. Biz plus artı 2 saat daha yanacak. Ve ondan sonra da gene kebapları hazır olacak. Bu sıvama ister mi? Sıvacak. Evet, bir de sıvama olayı vardır. Havayı alması içindir. Evet. Saatimiz 11:20 geçer. İşte aşağı yukarı 2 saat sonra kebap hazır. Ve bugün Latif Bey'le beraber otantik Kıbrıs mutfağına not düşüyoruz, imza düşüyoruz. Ve unutulan bir kebabımızı sizlere anlatmaya, tanıtmaya çalışıyorum. Nasıl? Rahmetli Gamzam yapardı, yetiştirmezdi de kaybı. Hadi. Veya değneliklerinden. Sipariş çok vardı. Sipariş çok vardı ya. O da kasabı değil. Evet. Benim amcamız kasapta alıştım. Alıştım. Yani babam kasap değil. Ha. Amcamın da erkek çocuğu bekleyin etmediğini. Sonra geldi erkek çocukları da ben yardım ederim. Yine kız etiydi hep amcam. Direkt kasapçılık çocuktan evet. Kalmadı. Ya. Önceden. Bunda da geldiğimde de benim lafımda anının amcası vardı. Ona yardım ederdim. Da bu işi geçtim işte de çocuklar da benden alıştı bu işi ya. Evet. Niçin önce bunu yapmadın hiç? Evde veya bir tarafta burada. Uymaz be Zekai. Uymadı. Uymaz. Yani şey yapmazsam o da unutacak gitsin ha. Yani çocuklar düşse yap baba falan filan dese yapalım. Ama şimdi bu yapılmazsa herkes unutacak. Unutacak evet. Unutacak bu iş. Evet. Unutulmuş olacak. Evet. Evet. Şimdikilerin canı biraz da tatlı fırının evet. Karşısında istemez dursun bana. İyi insan. Bir şey değil. Evet. Fırında güzel ha fırıncık. Taşı yoksa şey. Bu hazır aldım bu müzik ayı. Hazır fırındır. Hazır. Hazır fırındır. Ama güzel kebap çıkarılır ha. Güzel. Evet bu proje sıvandı değerli izleyiciler gördüğünüz evet. Gibi. Hiçbir yerden hava almayacak. Bu 2 saat sonra kuruyacak onu göreceksiniz. Ve bu açılınca da içerisinden nefis bir Kıbrıs damak tadı çıkacak. Bunu göreceksiniz. Bunu hep beraber göreceğiz. Biz tadacak, siz göreceksiniz. Yalnızca böyle olacak. Biz bunu bugün Latif Bey'le beraber yapıyoruz. Evet tamamdır. 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 Orada ben şey gördüm. Şöyle üzerinde bileme şeyi abi, gördüm. Bileydim onu da bıçağı. Nedir o? O bileme şeyidir o. Yağ bileğidir o. Bıçaklar, neyi bileğin onda? Bıçakları, satırları. Bıçakları onları bileyim. Satırları. Satırları. Bıçakları bileyim. Hadi bir tane yapalım. Uğraşta bakalım. Nasıldır? Evet, değnek kebaplarını saldık fırınımıza. Ancak benim şey dikkatimi çekti Latif Bey. Bu kasap kütüğüsünde bir de bu şey vardır. Yağ bileğidir o. Satırları, bıçakları bilirik ondan evet. Tamam, bu da bir işin parçası yani sonuçta. Evet, evet. Olmazsa bıçaklar... Tamam, nasıl bunu bilirsiniz? Yapayım da görelim. Ne kullanıyorsun şimdi? Şimdi bu yağdır, zeytinyağı olur. Zeytinyağı, tamam. Evet. Başka bir şey kullanıyorsun yoksa? Yok, zeytinyağı olur. Makine tamam. Yağı olur. Makine yağı olur. Ha. Onu bir yap bakalım, birazcık öyle. Ha, çoğu bilmez ya. Yok. Kimse bilmez bu parçayı ne olduğunu. Bilmez. Evet, çakıyı satırı matır hep burada bilirik değil mi? Evet, bütün bıçaklarımızı burada bilirik. Daha bunun daha güzelleri de vardır içeride. Daha bu... Neyin güzeli var? Bunun incesi var, bu kalındır. Bunun daha incesi satırı var. Satırı söylesen. Yok. Ne bunun... şeyi taşıyın? Ha, bunun daha incesi var evet. Sıvırı var. Ha. Direkt buna numaralılar. Evet. Kaç numaralı mesela bu? Bu kalındır. Bunun bir daha incesi var. Bir daha incesi var gibi. Üç çeşit. Evet. Evet bu kalın kısmı değerli izleyiciler. Bunun evet. Için Latif Bey daha iyice bileme işlemini yapar. Bu şeyi sorayım. Mesela arada gene. Bu denek kebabı. Evet. Kışın yapılır daha çok değil mi? Daha çok kışın yapılır evet. Çünkü sulu yaptığında yeni çıkardığında kış soğuk olduğu için daha tez donduğu için o donmaz yani. Donmaz ha. Yani düşün mesela çıkardım sulu kebap yaptık. Suyundan da koyun yani. Hava soğuk birden donar o. Evet. Ama bunda o bir şey yoktur. Ha. Altına badaya zehri bir şey. Evet altına da badaya zehri. Yani yağı sürekli bunun. Evet. Bu şimdi tamamdır. Tamamdır. Nasıl anlayacak bu kestiğini? Bir sayıl hadi. Ve şimdi bu biledik biz. Evet taştan sonra masata çekerik bıçağımızı. Evet. Tamam.
Evet. Tamam. Biraz daha bastırırsam parmak gidecek ha. Onu söyleyeyim size ben. Evet Latif Bey, şimdi ne yaptık? Bunu da biz biledik. Evet. Bunu da gösterdik. Fırını kapattık. Kebabımızın saatini bekleyecek. Artık 2 saat sonra açalım yenisini. Hadi tamam. İçelim. Hadi kahve içelim. Yavaş yavaş pişiyor etimiz. Etimiz pişiyor. Değnek kebabı değil mi? Değnek kebabı. Pişiyor yavaş yavaş. Şimdi önce salatamızı da. Şimdi yapalım salatamızı. Nedir adı? Çoban salatası. Çoban salatası. Ha? Ne kullanacağız? Domates. Salatalık, domates, kıyar, soğan, patlıcan. Soğan, patlıcan. O da buradan değil, buraçtan. Evet. Bahçadan. Bahçadan. Hadi Latif gelsin, vur Latif. Hadi gel. Gel. Hadi la. Gel. Gel bakalım hadi. Tamam, hadi yapalım salatayı da. Evet. Bir taraftan fırını açmaya çalışırken değerli izleyiciler. Diğer taraftan Latif Bey salata yapıyor. Domates, hıyar, soğan ve patlıcan kullanacak. Ve diğer tarafta da zeytinyağımız ve sirkemiz de burada hazırdır. Latif Bey, eskiden Kıbrıs'ın kıtlık döneminde, fukaralığında bir şey yaparlardı hatırlarsan. Lavuk suyu. Nedir? Lavuk suyu. Lavuk suyu. Evet. Lavuk suyu Rumca sözcük. Evet. Bu neydi malzemesi? O zeytinyağına sirke. Şimdi onu da yapalım. Yapalım o da. Yapalım arada salata. Arada gitsin. Hı hı. Bunu sen yedin hatırlan zamanda. Tabii biz böyle bölürdük. Evet. Fukaralık şey değil mi? Fukaralık şey. Eski evet. Bir şey yoktu. Evet. Değil mi? Evet. Ya sen üretirdin. Ya sirkeyi sen üretirdin. Sirkeyi üretirdik. Evet. Evde vardı o. Ve fukaralığın bir şeydi o. Evet. Döken zeytinyağını, sirkeyi. Karıştırın, batırın ekmeği. Ekmeği ve yen. Evet. Lağık suyu. Evet. Fukaralığın şeyi. Evet şeyi kestin yavaş yavaş. Başa çıkıp dur keseyim ben de. Bırak kesin. Ha? Kesin. Doğrayayım sen onu. Ne yapalım bileyim? Sen o çakıyı, sen yapma lağık suyu. Kesinlikle. Ben keseyim sonra şeyi, hıyarcı içsem şeyi. Tamam. Alayım. Yavaş yavaş, sen o çakıcığını. Evet, Latif Bey yapıyor lağık suyu. Ben de yapıyorum çoban salatasını. Bunun yanında bir şey yemezler diye ekmeğin yanında zeytin metin vardı ya. Zeytin de vardı, çakışlı vardı. Çakışlı vardı. Vardı. Hı? Teşekkür ederim. Kime? Salataya gider. Evet, bunu kestik. Evet, bakalım bir lak suyunu da ne oldu? Batır içine batır ha. Ne diyeyim, hepsini batıracaksın. İç daha açalım, bu bileyim. Kesin, kesin. O zaman bir yemeğe çıkacaksın, nerede bileyim? Evet. Ha? Sirke işte geldi. Evet. İşler açılsın diye. Evet. Akşam bir şeye gittik, Ayşe'de bir sünnet düğünü vardı. Vallahi o kadar meze vardı, pancar turşusu vardı, öyle güç sirkesi de güzel idi. Hazır yarım şişe viski içtim, pancar turşusu. Hiç çekmiyor canım, o bir yerini. Pancarla. Bu güzel. Evet. Lağık suyu. Lağık suyu. Lağık suyu. Bu küçük un bebeği yediniz. Nasıl? Küçük urum. Tabii. Ne keseriz, ne keseriz bunu? Evet. 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 Evet.
Evet. Kesbital tuzu da geldi. Çoman salatası yavaş yavaş oldu değerli izleyiciler. Laksiyo da yaptık. Arada götürdük onu da. Tadım da güzel. Laksiyonun. O sirke yağ karışımı çok güzel bir tat verdi. Değil? Evet. Tat verdi. Evet, çoman salatamız hazır. Tuzumuz da hazır. Evet. Kalı kekiğimiz? Kekik de kekik. Kekik de buldu. Kekik nerede yüklenmedi? Bulamayacağım. Şimdi evet, salatamız hazır değerli izleyiciler. Kekik de geliyor ve biraz sonra da fırıncı açıyoruz. Ve değnek kebabını, unutulan bir tadı sizlere göstermeye çalışacağız. Bu tat şinya değneğinde takılarak pişiriliyor. Kiremit üzerinde yapılıyor. Eski bunun yerine mermer de kollardı. Öyle yapılırdı. Bu kebap iki türlü yapılırdı. Bir, şimdi yaptığımız yöntem şinya değneği üzerinde pişiriliyor. İkinci yöntem altına sini konuyor. Sini içerisinde badayoz giriyor. Suyla beraber tabii. Ve et de üzerine konuyor. Ve böylece etten akan yağlar da badayoza gidiyor. Ve böylece nefis bir kebap oluyor. Şu anda kekin kokusu bana geldi burnuma. Evet. Ha? Kekin çok güzel. Kokusu güzel. Vallahi süper oldu Latif Bey. Bu çoban salatası. Tam bir lezzet salatası gibi görünüyor şu anda. Patlıcan doğal. Domatesi doğal. Hıyarı doğal. Soğan da doğal. Evet. Bu tam Latif Bey. Açalım fırıncıyı da yoksa? Açalım. Vakit geldi galiba yavaş yavaş. İki saatimiz doldu. Evet. Açıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi fırıncık açıldı. Latife aşçı fırını ve kiremit üzerinde pişen dene kebapları da kızarmış durumdadır. Kokusunu da duyabilirsiniz şu anda. Bunun içine istersen Zekai Bey 200 tane kum, 200 parça kum. 200 parça. Evet. Evet, şimdi dışarıya. Alalım. Dikkat, daha şey sıcaktır ha. Bir şey değil. Yanacak ama azın bir şey kullansın. Peşkecik alıp gidesin. Peşkecik. Al ikisini öyle dışarı. Evet, bu da değnek kebabımız değerli izleyiciler. Alektor'da yapılan bir yöntemdi bu. Evet, gördüğünüz gibi bunlar önceden şişte yapılır gene, şinya değneği şişinde. Bu 2-3 saat çevrilirdi ve hem konuşurdunuz, içerdiniz hem yerdiniz. Bu yöntem de farklı bir yöntemdir. Fırında pişirilen bir yöntem. Başına durmazsınız ve şu anda değnek kebabımız pişti. Hemen geçelim oraya. Hadi Latif Bey, gidelim. Çık. Yanmayasın Latif Bey. Evet, böylece bunlar elde çıkarılıyor. Evet. Gel Latif Bey'e de. Hadi Latif, gel bakalım, otur. Şimdi çok güzelmiş ama 2 saat öyle değil. He? 2 saatte çok güzelmiş ya. Yok tamamdır. Hadi gel otur. Gün boyu Latif Bey'le uğraştık. Fırın yakıldı. Denek kebabı şişlere geçirildi. Hangi şişlere? Şinya değneği şişlere geçirildi. 2 saat sonra da bizim kebabımız pişti. Gördüğünüz gibi pişti. Buna Latif de şahit oldu. Latif de gördü olayı. Evet, ve gün içerisinde artı salatamızı yaptık. Evet. Hıyar, domates, patlıcan, soğan, zeytinyağı, sirke ve kekikle beraber artı ne yaptık? Laksiyo yaptık. Laksiyo yaptık. Ona taktık. Ve bugün biz denek kebabını Kıbrıs mutfağına
not düştük. İmza koyduk. Evet, ne diyorsun bu konuda Latif Bey? Ne diyorsun? Görüşün nedir? Yaptığın 74 harbından sonra ilk kez yaptın. İlk kez yapamadık. Evet. Keşke devamlıysa devamlı yapsak, şey etsek. Yani unutulmasa bu şey. Unutulmasa. Ha, bu evlerde de olur, her yerde olur bu. Yani şart değil böyle. Evinde de yapabilin, ailen inan, şeyin inan. Evet. Yani biz bunlarla büyüdük, böyle bunlarla yaşadık. Bunlar vardı eskiden, evet. Döner möner falan filan. Yoktu değil mi? Yoktu tabii. Yoktu tabii. İşte fırına, adam bakırdı bir kısır koyun. Çoluk çocuğuna fırına koydu, yiyemediğini kavurma yapardı. Ne bileyim ben işte, küplerde saklardı. Evet. Böyleydi yaşantı eskiden, buzluk yoktu. Şimdi sen bunu yaptın. 74 dönemindeki Alehto orayı hatırladın. Hatırladım tabii. Böyle yapınca bunu. Tabii. Anımsadın, hatırladın. Anımsarım tabii. Ha, duygulandın mı yoksa? Duygulandım tabii. Vallahi. O günleri iş yaptın. Evet. Artık yapılmadı. Yapılmadı tabii. Unuttuk geldik bu yanı, yapamadık. Evet. Bu haftaki otantik Kıbrıs mutfağına değnek kebabı ile not düşüyoruz. Ve bunun yanında çoban salatası ve layık suyu da yaptık. Evet, Latif Bey çok sağ ol. Çok teşekkürler. Bu mutfağa bir not düştük, imza koyduk. Bunu beraber yaptık. Ve Yöresel Damak Tatları programında gelecek hafta yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.